Abdurrahman Dilipak, Yahudileri daha yakından tanımak. Dün kaldığımız yerden devam edelim. Yahudiler de kendi aralarında çok farklı grupların olduğunu söylemiştik. Mavi Marmara'ya katılan Yahudiler de var. Radikal bir şekilde vatan fikrine karşı çıkan, dolayısıyla İsrail devletine karşı çıkan da. Yahudiler artık giderek sekülerleşiyor ve Yahudi kadınlar da erkekler de Yahudi olmayanlarla evlilik yapabiliyorlar. Reformist Yahudiler artık kendi reformist sinagoglarını da oluşturdular. Yeniden yapılanmacı Yahudiler bizdeki tarihselcilere benziyor. Onlara göre Yahudi hukukunun hali hazır şekliyle töreye riayet edilmesini gerektirmez. Reformistlerle yeniden yapılanmacılar da kendi aralarında birçok noktada ortak bir zemin bulamamaktadırlar. Yeniden yapılanmacılar hangi geleneğe kimin uyması gerektiğine, kişinin kendisinin karar vermesi gerektiğine, riayet edileceğine vurgu yapar. Yahudiler, bilim, teknoloji, tarih, prehistorya ve arkeolojiden teolojik bazı kabullerine zarar verdiği için rahatsızdırlar. Kuzey Amerika'da ortaya çıkan Yahudi yenilenmesi, 1960 sonrası Hasidik haham Zalman Sachter Shalomi tarafından kurgulandı. Yahudi yenilenmesi hareketi bir yandan ruhaniyet, öte yandan sosyal adalet ilkesi üzerinde yoğunlaşıyor. Yenilenmeci akım Yahudi şeriatını tartışmaz. Ama öte yandan erkekler ve kadınların seremoni ve ritüellere eşit şartlarda katılmaları fikrini savunurlar. Hümanist Yahudilik ise Yahudi kimliğinin bir parçası olan Yahudi geleneği, kültürü ve tarihine vurgu yapar. Hümanistler nonteisttir. Haham Sherwin Wien tarafından kurulan ve Kuzey Amerika ve İsrail'de merkezlenen hümanist Yahudiliğin Avrupa ve Latin Amerika'da çok kayda alınmaya değmeyecek yoğunlukta mensubu bulunmaktadır. Laiklik Yahudiler arasında 19. yüzyılda Haskala denen Yahudi aydınlanmasıyla yayıldığı kabul edilir. Bu süreçte bazı toplumsal önderler bilimsel verilerle geleneksel dini birbiriyle uyumlu hale getirmek için büyük bir çaba gösterdiler. Hümanist Yahudilik reformist Yahudiler arasında eğitim görmüş Haham Sherwin Wein tarafından 1963 yılında Michigan'da kuruldu. Bu cemaatte Yahudi tarihi, kültürü ve insan ahlakı üzerine odaklanırken dua ve Tanrı'ya sığınmak bireysel tercihe bırakılmıştır. 1969'da hümanist cemaatler SHJ çatısı altında birleşmişlerdir. Uluslararası Seküler Hümanist Yahudiler Federasyonu 1986'da kurulmuş ve 13 ülkede faaliyet göstermektedir. 20 bin üyesi vardır. Yakından bakınca Yahudiliğin giderek ruhaniyetini kaybederek Hristiyanlığa kaydığını görmek mümkün. Eş zamanlı olarak da laikleşmeye devam ediyorlar. Gelenekçilerse giderek mistikleşiyor. Milliyetçi kanatsa Siyonizme kayarak ırkçı şöven bir harekete dönüşüyor. Bu bilgilerin önemli bir kısmı Wikipedia ve internetteki kendi özel sitelerinde özetlemeye çalıştım. Daha çok onların kendilerini tanımladıkları şekilde tanımlamaya çalıştım. Birçok İsrailli Yahudi kendini laik, seküler, gelenekçi, dindar veya haredi şeklinde tanımlar. Bu kesim gerek resmi İsrail hahamlığının Ortodoks, gerekse diasporadaki Yahudiler arasında yaygın olan liberal hareketlerin önderliğindeki örgütlü dini yaşama katılmaz. Gelenekçi, Masorti tanımı, Doğu Asyatik Afrika kökenli İsrail aileler tarafından kendilerini tanımlamakta kullanılır. Ama bu terimin resmi Masorti muhafazakar hareketiyle ilgisi yoktur. Bu birazca folklorik ve örfü gibi bir farklılık ifade eder. İsrail, laik ve gelenekçi kategorisine giren Yahudiler yüzde olarak diasporadakilerden çok daha fazladır. Ancak diasporada Ortodoks olarak adlandırılan mezhebin İsrail'deki muadili, ülkede genel olarak dindar ve haredi olarak adlandırılan gruplardır. Dağtiler, dindar Siyonizm ya da ulusal dindar topluluğun yanı sıra son yıllarda ortaya çıkan ve büyük ölçüde Haredi yaşam tarzıyla milliyetçi ideolojiyi bir araya getiren Haredi Leumi yani milliyetçi Haredileri de kapsar. Bunların da kendi aralarında bazı küçük farklılıklar bulunmaktadır. Bu gruplar etnik ve coğrafi olarak da aynı gruplara ayrılırlar. Gelecekte yeni alternatif bir Yahudilik mümkün mü? Buna hayır demek mümkün değil sanki. Hristiyanların başına gelenler sanki Yahudilerin de başına gelecek gibi. Bizdeki sabataylık Yahudiler tarafından açıkça tartışılan bir konu değil. Karaylar da öyle.
Karaizm'in takipçileri Sadukiler gibi ikinci tapınak döneminin rabinik olmayan Yahudi tarikatlarının devamı olduklarına inanırken, diğerleri bunun 8. ve 9. yüzyıllarda başlatılmış bir tarikat olduğunu iddia eder. Karaylar, Karaim Türkleri, yazıtların halkı sadece İbrani kutsal kitabını ve peşatı muhkem kabul ederken, kutsal kitap haricindeki metinleri müteşabih olarak kabul ederler. Tabi Karayları hem kendi içlerinde hem de kendi dışlarında Yahudi ırkının bir parçası olarak kabul edenler olduğu gibi bunu reddedenler de vardır. Sabataylar ve Pakradunlar da Yahudi topluluğu tarafından açıkça konuşulan konular değildirler. Kendilerini Hristiyan gibi gösteren başka Yahudi topluluklar da var. Samiriler konusu da ayrı bir tartışma konusudur. Falaşanlar ayrı bir tartışma konusundur. Bunlar da kendi içinde farklı birçok gruba ayrılırlar. Falaşanların hangi soydan geldikleri konusunda 3 ihtimalden bahsediliyor. Bunlardan biri şöyle: Hazreti Süleyman'la Saba Melikesi Balkıs olarak bilinen Şiba Kraliçesi evlendikten sonra Kraliçe Habeşistan'a yani Etiyopya'ya giderek burada Yahudi bir grubun doğmasına yol açar. İkinci bir görüşe göre Falaşalar tamamen Habeşistan asıllı ve Agav ırkından geliyorlar. Üçüncü görüşe göre ise Falaşalar Etiyopya'ya göç eden bir Yahudi grubun soyundan geliyor. Bu gruba göre Yahudiler Habeşistan'a göç ettikten sonra oradaki yerlilerle evlenir ve farklı bir ırk oluşturur. Yahudiler Hristiyanlığı da Müslümanları da etkilediler. Hristiyanlık aslında Hazreti İsa'dan 50 yıl sonra bir Yahudi tarafından ortaya atılan yeni ve farklı bir inanç şeklidir. Öte yandan Yahudiler İsrailiyat yoluyla Müslüman toplulukları etkilemeye çalışmışlardır. Bu arada Müslümanlar da Yahudileri ve Hristiyanları etkilemişlerdir. Maimonides, Muhyiddin Arabi'den ciddi anlamda etkilenmişti. Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü yaklaşırken Yahudileri daha yakından tanıyalım istedim. Bugünlük de bu kadar. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Gazetesi.